Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım izleyenlerim adına da niyetlendim. Siz de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber dinleyelim istiyorum. Arkadaşlar öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum linkten ulaşım sağlayabiliyorsunuz bana. Ben tabii ki de fincanımı kapatırken kolektif üzerine niyetleniyorum. Size gönlünüzden geçirdiğinizi niyetlenin. Burada yaşımızın, cinsiyetimizin, medeni durumumuzun hiçbir önemi yok. Siz yeter ki hani herkes gönlünden sınandığı, mutlaka yaralar aldığı e, sınavları var. Burada siz yüreğinizden geçirdiğiniz bir niyetlerini bakalım nasıl rehberlik edecek bize fincanımız ona bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum. Şimdi ne güzel bir açılım oldu ya bakar mısınız böyle şey derler ya o bir ay doğmuş hakikaten bir ay doğmuş burada bilginiz olsun diyorum sadece çok net sivrilen bir göz var belli ki siz bu aya doğururken insanların gözü gözü de kalıyor Fincanınızın tam ortasında hanenizin e, bir saman balyasının üstüne çıkmış bir grup var üç kişi ilerliyor böyle pili çavrusu gibi dağılıyormuş gibi Önden birisi çok ciddi anlamda bir öfkeyle bir şeyler söylüyor. Arkada da biri. Ben beş kişilik bir aile gördüm burada. Açar açmaz. Bir at arabası gibi arkadaşlar. Ba balyaların üstünde gibisiniz burada. Üç tane birisi var. Üç kişi var. Böyle çok ciddi anlamda koşarak gitmek istiyorlar gibi. Birisi de onları böyle sanki güdüyor gibi. Çok diktatör bir kişinin bu üç kişinin üstüne çok büyük etkileri olmuş. Arkadaki çelimsiz kalan biri maalesef bu egolu kişiye hüküm sürememiş. Bunun adı mutlaka sizde bir şey. Beş kişilik bir aile. Beş kişi var burada. Ve birisi bunların hep diktatörmüş arkadaşlar. Arkadaki kalan güçsüz kalmış. Yani etkileyememiş. Öyle üç kişiye net bir şekilde isyan noktasına geldiğini gördüm. Açar açmaz ilgimi o çekti. Tam fincanınızın ortasında arkadaşlar. Haricinde bir gözünüz var. Bir de nazar durumu demektir bu yani. Belli ki birileri sizi çekemiyorlar ya da bir şekilde gözetleniyorsunuz. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisini yorumluyorum. Son zamanlarda yaşanılan tüm hissiyat yürekteki o yangı mutlaka çıkıyor çünkü bir falda. Ee, ama baktığım zaman genel anlamıyla temiz bir fal diyebilirim. Yani artık şöyle yaptığım zaman o maşallah ya önü açılmış bu insanı dedirtiyor. Şurada Barış Manço sakallı bir insanın ayakla, ağzı böyle üzgün. Barış Manço'nun sakalları gibi olan bir insan yüzü görüyorum. E, ee, Baya burada da isim verdik. E, ee, rahmetle analım. Şöyle arkadaşlar. Hmm. Bir belirsizliğiniz varmış. Dalgalı bir deniziniz var zaten. Bakar mısınız? Dalgalı bir deniz içerisindesiniz. Bilinmezlikler sizi çok fazla hırpalıyor. Bir mücadele içerisindesiniz. Bir gülen joker J harfi çıkmış. Sanki şey gibi önünüze bir fırsat sunulmuş. Bir şans bu. Joker kartı şeydir ya hani her türlü her yere Joker elemandır hani. Herkes bir anlam mutlaka getirmiştir. Yani sizin burada siz gerçekten hayatınızın Hayatınızdaki insanların joker'i sizsiniz. Bakın. Gülen bir yüz. J harfi. Ve sizin gerçekten bir tepeye çıkmış paranızla alakalı. Ee, opsiyonel davranan. Herkes sizden bir şekilde medet umuyor ya. Ya burada J harfi tam sizin yanınızda bunun bir mesajı var. Tabii ki de elbetteki var yani. Bu da şey olduğunu görüyorum arkadaşlar ben. Siz burada joker elemansınız. Yani herkes bir şekilde anahtar meselesi var. Onun üstüne çıkmış J harfi de. Gülen de bir yüz. Altta iki kişi gayet net öpüşüyor. J, A harfi var. Bakın şimdi şöyle toparlayacağım. Bir A harfi görüyorum. Anahtar meselesinin hemen üstünde. J harfi ve Gülen yüz. Yanı başında da buradaki parayı siz resmen paranızı almak adına, bu ev meselesini çözmek adına. Belki de ama hep sizden çıkmış. Siz özveride bulunmuş, siz çabalamış. Sizin çözdüğünüz bir mesele olacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Haricinde Allah Allah burada bir bıyıklı bir kişi gördüm dedim. Bir de gözlerini net görüyorum. Gözlemleniyorsunuz. Şurada arkadaşlar edindiğiniz paranın üstüne çıkıp da omuzlarınız düşük öyle yorgun diyorsunuz ki ne günlerdi ya. Hak ettiğiniz bir şey almak için mücadeleleriniz net yansımış. Bir insan sadece iyi niyetli olmadığı için bu kadar üzgün olabilir. Bu insan sizin yaşça büyüğünüz olabilir. Bu bir erkek, bıyıklı bir erkek. Mutsuz olduğunu net görüyorum. Sizin çabalarınız sonrasında hakkınızı alışınız birilerinin zoruna gitmiş. Hak edişinizi almanız birilerinin zoruna gitmiş. Bunu net görüyorum arkadaşlar. Bu zora gitmek kesinlikle kişinin kendi kötülüğüyle olduğunu bir bilin. Evet. Hayatınıza yön verdiğiniz bir dönemi geride bırakmışsınız. Artık bu yön doğrultusunda ilerliyorum demiştiniz. Haricinde bakın yine geçmişinizden gelip de gününüze gidecek olan bir para durumu var ki burada. Bakın yine geçmişinize. Bakın çok zor geçmiş olabilir bu geçmiş sizin için. Ama neticede adı üstünde geçmiş artık. Bilinmezliklerinizi almışsınız sırtınıza. Size gelen kısmetli insanlar var. i̇ki kafayı çıkartmışlar buraya geliyorlar. Ve siz onlara bakıyorsunuz ama yönünüz Aldığınız karar ve güçlülük gelecek. Baktığınız ve üzüldüğünüz nokta bugün bir geçmiş. Ama ve lakin bilinmezliklerinizin bitmesine şöyle bir 15 gün vermiyorum dahi. Son zamanla yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim dediğiniz bir şey bu. Artık bu kafanızdaki bulandıran hesaplarınızın karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz, cevaplarını bulamadığınızı düşündüğünüz ne var ise bilin ki 10 gün sonrası için Aynı girdapta olacak değilsiniz. Bunu öncelikle söyleyebilirim size. Haricinde aa yine hayal ettiğiniz bir anahtar meseleniz var. Şimdi burada aldığınız karar geleceğinize bakıp yeni bir iş kurmaksa bakın yine köpük köpük oluyor içiniz. Bir yerde yine bir kaygı durumunuz var ama inanın bana önümüzdeki süreç geçmişinizin, Resmen artık sefa sürecek zamanı. Şurada dikilik almış bir anahtar var. Bu anahtar meselesi sizin işiniz. İşiniz de değişim eviniz. Evinizde yeni ev alımı değiştirmek, taşınmak belki. Ama anahtar meselenizi çözüyorsunuz. Hayallerinizin, daha doğrusu hayal bile değil. Burada hayal gibi görünen aslında çok temiz dilekler, niyetler çıkmış. Bu anahtar meselesiyle ilgili sadece bir yere kendinizi korkutacaksınız. 15 gün sonrası için söylüyorum. Çok kısa süreli bir kaygı. Onun da kaygı olduğunu hayat size gösterecek zaten. Geride bırakacaksınız. İki kişi sürekli e, nasıl oluyor biliyor musunuz? Gördüğüm şey şu. Bu kaygı yaptığınız olayla ilgili iki kişisiniz. Bu iki kişiden e, bir Aynı anda aynı şeyleri söyleyemediğiniz için anlaşamıyormuşsunuz gibi hissettiğiniz ama sonunda aynı noktaya geleceksiniz. O yüzden anlık bir kaygı bu sonrasında rahatlıyorsunuz. Yani aslında karşınızdaki insanla sizin kullandığınız dil aynı aynı şey istiyorsunuz aslında. Ama velakin kesinlikle ee, zamansal bir sorun olacak. Yani şey diyeceksiniz biriniz sağ elinizle sağ kulağı göstereceksiniz. Belki ama öbürkü de sol eliyle gösterecekse de ama yine sağ kulağını gösterdiğini anlayacaksınız. O kaygı durumu o zaman sizde azalıyor. Ee, rahat bir Mart'ın 15'i 20'sine kadarki süreciniz çok daha rahat. İşte burada çok temiz hayallerinizi ya da içinizden geçirdiğiniz o dileklerinizi belki de dua bilmiyorum. Ama önleri açık. Dileyin isteyin kısmetlisiniz diyebiliyorum bu anlamda. Haricinde martın sonunda atılım yapmayı düşündüğünüz bir şey var. Sanki gidip yüzleşsem rahatlayacağım diyorsunuz. Yüzleşin. Yüzleşin, içinizde yük yapmayın arkadaşlar. Yüzleşin. Çok temiz bir kalp çıkmış çünkü. Evet. Çok temiz bir kalp var çok temiz kalbin açılan bir yolu çıkmış. Bir yüzleşme yapıyorsunuz. Bir kalabalığa birilerine ben onu seviyordum diye mi itiraf edersiniz? Zaten evlisinizdir de bir ailedeki huzursuzluk yaratılan konuyla ilgili birilerine gidip yani eşinizi mi savunursunuz? Savunduğunuz zaman mı rahatlayacaksınız anlamadım. Ama bir kalabalığa bir şey anlatıyorsunuz. Bu anlattığınız kalabalıktaki şey sonrasında kalbiniz net oluşmuş ve kalpten çıkan da bir yol var zaten. Bu yolda net o kalabalıkla konuşmaya çıkıyor. Yani e, ya git sevdiğini söyle der size şu an bu fal ya da sevdiğin kişiyle olan diyaloglarını bir kanıtla ya da ailen mi sevdiğimi bir kararını ver, bir seçimini yap. Hani burada şey var yani. Kalbin açı, açtığı çok temiz bir yol var. Ha yeni bir aşk mıdır? Evet. Hayatıma kimse istemem diyenler şimdi bana yazacaksınız biliyorum ama burada kalbin açtığı bir yol var. Kalbiniz nerede mutluysa onun yolu diye de bakılabilir belki ama hani çift öpüşüyor. Aa bir kumrudan ziyade kalpten gelen bir yol açılıyor diyorum burada ve yolun sonu çok çok temiz çıkmış arkadaşlar. Şimdi hayatınızın parasal meselelerle alakalı olan kısmı geçmişte zaten verdiğiniz mücadele sonrasında elinize şöyle bir almışsınız. Ama şunu söylemek isterim. Dakika. E, ağacınıza bakın. Şimdi bu hayat ağacı değildir de nedir? Köklü bir ağaç. Etrafındaki insanların aydınlıkta konuşması. Alacak olduğunuz o mirasta, borçta, aldığınız bir çıkış parası da, bir beklediğiniz, haksızlığa uğradığınız, boşanırken ki alamadığınız, o nafakada bir şey var burada. Sizin hayatınızda alacak olduğunuz bir para var. Yani o diktatör kişi, hane içindeki diktatör kişi, her ne kadar üç kişiyi yanlış koşturduysa da, aldığınız para var ki o sizin hayatınızın çınar ağacı gibi yansımış. Bu da ne demektir biliyor musunuz? Evinizdeki bolluk, bereket, murada erme, rahatlama. Cefa bitti, sefa. Bunu aynı şeyi tabağınızda da bu şekilde yansıtmış bir E harfi görüyorum orada. Ve önünüzü çok aydınlıkta görüyorum. Aşkla ilgili bakın o kalbinizden geçirdiğiniz yolun gözyaşları var. Önleri çok açık. Çok açık arkadaşlar. Yani aç tarafındaki bir anahtar da var. Ev meselesiyle ilgili. Şurada ev olayını bakar mısınız? Kafa kafaya vermiş iki insan çıkıyor. Köklen murada ermek bunun adı ya. Parayı almak, murada ermek, istediği kişiyle o hayatı kurmak. Sorunların geride kalıp da yepyeni bir sayfa açılması. Bir murada eriş. Ve çok aydınlıkta gerçekten. Kariyer hayatınıza bakıyorum aydınlık. Aşk hayatınıza bakıyorum aydınlık. Yani burada iki kişi insanın kafa kafaya verdiğini görüyorum ağacın altında. Ağacın üstüne çıkmış insanlar ama çok temizdeler. Şuradaki tek düzeye bakın. Bir, iki, üç kişi konuşuyor. Bir kişi kenardan dışarıdan izlemiş. O diktatör kişi size ne yaptıysa da hani naif ama diktatörün önüne geçemeyen kişiyle beraber siz dört kişi hayatınıza nereden bakmak istiyorsanız oradan bakıyorsunuz artık. Çünkü sonrası çok açık, çok aydınlık vermiş, çok ferah Sadece burada çok fazla konuşma ve dedik dedikodu bile belki de değil ya. Birileri sizin başarınızı çok fazla konuşur arkadaşlar. Birileri sizin o zorlukları geride bırakmanıza çok şaşıracak. Kendileri yapamadığı için şaşırabilirler. Gözleri kaldığı için yapabilirler. Ne olursa olsun. Burada siz buradaki el alemden ziyade çok rahatladığınıza bakacaksınız. Ben sizin Nisan itibariyle hayatınızda bu buradınıza eleyeceğiniz gelişimlerle hayatınızı sorunlarını Bakın belki sorunları çözmeyeceksinizdir ama sorunları çözme şeklinizi öğrendiğiniz için artık sorun yaşamayacaksınız. Onu görüyorum. Önünüz bu anlamda çok aydınlık veriyor. Aydınlanmış bir beyin bu. Burada ermiş bir para, hanedeki huzur. Yani sorun yok, mesele yok, ben mutluyum, huzurluyum, yaşasın. Yani sefa günleriniz var burada, çok net görüyor ve öyle söylüyorum inanın. Gerçekten çok etkilenerek baktığım bir faldı. Dilerim enerjisi de size gerçekten doğru e, uymuş. Ve size çözüm vermiştir diyorum. Umayanlar evlerine gönderin arkadaşlar, kolektif falan. O yüzden önünüzün çok açık olduğunu görüyorum. Umarım da böyle devam etsin. Nisan itibariyle hayatınızda çok daha mutlu bir insan olduğunuzu bilin isterim. Hakkınızda hayırlısı neyse de o olsun diyorum arkadaşlar. Falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum linkten arkadaşlar bana ulaşılıyor. Ee, şöyle söylemek isterim. Ee, kolektif açılım yapıyorum tabii ki de herkese her zaman uymayabiliyorlar ama burada uyanları alın uymayanları evrene gönderin ve kesinlikle de enerjinizi her zaman pozitif tutmaya çalışın arkadaşlar sağlığımızla sınandığımız zorlu günler umarım artık son senedir diyorum çok zaman geçti gerçekten yazık koskoca iki yıl umarım ki artık sınanmayız ben tabii ki de dilimdeki şey buradaki gördüğümün rehber olması umarım ki herkese şifa olsun diyorum Sağlığınız ve psikolojik sağlığınız burada önemli olan diyorum. Her zaman insanın kendisine hak ettiği değeri önce kendisi vermeli diyorum arkadaşlar. Ee, çünkü su akıyor da yatağından devam ediyor. Kul kuruyor da kadar e, kaderde gülüyor bir yerde. Burada önemli olan bizim nasıl durduğumuz. Siz dik durun isterim e, mutlu olmanızı çok isterim her şeyden önce bu da bakış açısından geçiyor. Umudunuzu yitirmeyin yarınlarınızdan elbette ki sınanıyoruz kapılarımız kapanmıştır ama yenileri de açılacaktır arkadaşlar bunu da hiçbir zaman unutmayın. Buna inancınız tam olsun ki yarınlarınızı o yüzden umutla bekleyin diyorum. E, her enişim bir çıkışı oluyor tabii ki de en yakınlarımızdan zaman zaman aldığımız darbeler daha maalesef öldürücü vuruşu oluyor. E, o ama şöyle bakmak lazım diyorum. Ee, tabii ki de sınama dünyasındayız, etme bulma dünyasındayız. Bir kişi neyi yaşattıysa kendisi de aynı şeyleri yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek. Siz ilahi adalet teslim edin, arkanıza yaslanın. Er ya da geç tecelli ettiğiniz size şahit olacaksınız aslında. Beddua'nın şöyle bir negatif enerjisi var, dönüyor sevdiğinden çıkıyor. Karşı tarafın kin dolu enerjisini üstümüze anlayalım, evrene güzel bir enerji bırakalım arkadaşlar ve her birini en kısa zamanda da yaşayalım inşallah diyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızı umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Üç buket temennisidir. Ben e, bu böyle bakıyorum, daha keyif alıyorum. Umarım sizde de bu bakış açısı işler. Bir sonraki e, bakımında görüşmek üzere. O zamana kadar arkadaşlar tabii ki de başta sağlıklı kalın diyorum. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.